Bugün 11 Nisan Pazar. Hava sıcaklığının 3 ile 14 derece arasında değişeceği İstanbul'dan güneşli bir havadan sizlere sağlıklar dileyerek artı hafta sonuna başlıyoruz efendim. Bugün yine çok önemli bir konumuz olacak. Tabipler Birliği'nden Covid İzleme Kurulu üyesi Profesör Sayın Feride Aksu tanık bizlerle birlikte olacak ve çok merak ettiğiniz günden güne de artan özellikle İstanbul'da sadece bakanın ağzından, resmi ağızdan çıkan tüm çelişkili açıklara, açıklamalara, rağmen güvenilirliğini kaybetmesine rağmen söylediği Mart'la Nisan arasındaki artış Nisan Mart'a oranla %100 artış gösteriyor sadece İstanbul'da ve bazı e, bilim adamlarına, bazı uzmanlara göre ise bu artık Wuhan, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'dan da bütün yurda yayılıyor. O konudaki bütün soruları Sayın Profesöre Aksu Feride Aksu Tanık Hanımefendiye ileteceğiz. Gazete başlıklarımızla girelim. Sonra devam edeceğiz. Cumhuriyet'in manşeti savcıya göre bu soru hakaret Acaba hangi soru diyeceksiniz? 128 milyar dolar nerede dediğiniz zaman saraya hakaret etmiş oluyormuşsunuz savcıya göre. Halkın parasını soran CHP'nin afişleri söküldü, soruşturma açıldı. Muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eritildiğini sorması suç oldu. Mudanya ve Kırşehir'de 128 milyar dolar nerede afişleri önceki gece söküldü. Soruşturma başlatan savcılar afişlerde saray silüeti bulunmasını Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirdi. Bazı kentlerde de afişler engellendi. CHP tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti? İsim de vermemiştik ama savcı 128 milyar doları kimin iç ettiğini anlamış olacak ki hakaret olarak değerlendirmiş tepkisini gösterdi. CHP'li belediyelerin Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla billboardlara aynı afişi asacakları öğrenildi. Salgında hesabı garsonlar ödüyor. Bin ah başlığıyla verilmiş. Salgında kongreler, mitingler tam gaz sürerken önlem denilince akla ilk gelen yerler milyonlarca kişinin ekmek yediği lokantalar ve kafeler oldu. 8 iş yerinde çalışan 13 garsonla bir araya geldik. Bir dokunduk, bin ah işittik. İşsiz ve parasız kaldık. Manava yazdırmayla, bakkala yazdırmayla aylık 1500 lirayla hayat geçmiyor. Borç yığıldı, ev kiraları, faturalar var. Uzaktan eğitim alan çocuklarımızın bilgisayarı bozulur diye korkuyoruz. Barış Terkoğlu bu söyleşiyi yapmış. Yeni katıldı biliyorsunuz Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Barış Terkoğlu biraz daha önce Pehlivan'da geçen hafta katıldı Cumhuriyet ailesine ama burada Madem 13 e, lokanta ve kafe çalışanıyla röportaj yapılmış onlardan birer cümle alalım bakalım sorunlarda farklılıklar var mı hesabı getirir misin şu çatalı değiştirir misin bir kahve lütfen Atlarını, ailelerini, memleketlerini bilmiyoruz. Ama gittiğimiz lokantalarda, kafelerde her gün onlardan bir şeyler istiyoruz. Ya da istiyorduk diyeyim. Çünkü milyonlarca insanın ekmek yediği lokantalar ve kafeler önlem delilince ilk akla gelen yerler oldu. Kongreler, mitingler tam gaz sürerken pandemide onlar kapatıldı. Haliyle en büyük mağdur garsonlar oldu. Kimi sigortasızdı, yardım bile alamadı. Kimi kısa çalışma ödeneğiyle kıt kanaat geçindi. Şimdi lokantalar kapanırken şanslı olup da alabilecek olanlar aylık 1500 lirayla nasıl yaşayacağını düşünüyor. Geçen hafta 8 iş yerinde çalışan 13 garsonla bir araya geldim. Bir yılda ne yaşadınız? Bugün nasıl hissediyorsunuz? Geçen hafta ilan edilen 1500 lira yardım hayatınızı nasıl etkileyecek? Gelecekten ne bekliyorsunuz diye sordum. Bir dokundum, bir nah işittim. Onlar anlattı ben not aldım. İşlerini kaybetme riskinden dolayı soyadlarını yazmadım. Sonuçta ortaya milyonlarca kişinin yaşadığı sıkıntının bir özeti çıktı. Şimdi soyadları yok adlarıyla veriyoruz. Yavuz ne diyor bakalım. Bir yılda çok şey değişti. Yaşamayı düşünmediğimiz şeyler yaşadık. İşle ilgili, aile hayatımızla ilgili. Kazancımız üçte bire düştü. Kısa çalışma ödeneğine mahkum kaldık. Bana ayda 1500 lira verdiler. Kira mı vereyim, çocuklara haçlık mı vereyim? Bizim sektörün yüzde doksanı parayı tutmaz. Elindekini aynı ay harcar. Hepimiz bu sorunu yaşadık. Fırat anlatıyor. Bu sektörde birikimi sağlayacak para kazanmak mümkün değil. Kira, fatura vesaire ödedikten sonra zaten birikim yapmak imkansız. Pandemi öngörülebilir bir şey değildi. Süreç yönetilemeyince asıl derdi biz çektik. Ailemize karşı verdiğimiz sözleri tutamaz hale geldik. Maddiyatla ilgili güvensizlik oluştu. Evde oturduk, belki de bu sektör artık bitecek diye düşündük. Acaba iş değiştirmek mi gerekiyor diye bocaladık. Bunalımımız ailelim, ailelerimize de yansıdı. İş değiştirseniz bugüne kadar garsonluk yaptınız size kim ne iş verecek? Yani ne olabilir? Sırt hammallığı, yer temizlemek. Onlar da ayrıca zaten bir uzmanlık ve farklı beceriler de istiyor. Murat anlatıyor. Psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Eşinizden, dostunuzdan yardım geldiğinde bile kötü hissediyorsunuz. Sosyal hayatımızı çalıştığımız zaman idare ederken şimdi terk edilmiş gibi olduk. Tabir caizse bize başınızın çaresine bakın dediler. Manava yazdırmayla, bakkala yazdırmayla, ayda 1500 lirayla hayatın geçmeyeceğini herkes biliyor. Kısıtlamalarda açık olduğumuz dönemlerde bile iş kaybımız oldu. 6-7 kişilik lokantalarda 2-3 kişi evde kaldı. Kendi aramızda ev kirası olanlara öncelik verdik. Akşam 7'de dükkan kapanıyor, bizim lokantada içki var, açılmanın da bir etkisi olmadı. Böyle gidiyor. Hangi birini anlatacaksınız? Aşağı yukarı aynı tabii ki. 1500 lirayla ben ne yapacağım? Çocuğumun bilgisayarı bozulursa ne yapacağım? Eğitimine son vermek zorunda kalacağız diyor. Çünkü onu tamir ettirecek param da yok. Nazım elektriğim suyum kesildi diyor. Veysel 1200 lira kiram var. Kısa çalışma ödeneği aldım. Ne yapacağım ben 300 lirayla diye soruyor hemen bunun altında lokantalar kapalı kumarhane açık. Hem de ne açık? Yani 7 24 dedikleri var ya. Evde üstelik yaş sınırı falan da yok. Artık o e, şeyin ortak olduğu, gizli ortağının kim olduğunu hep tahmin ediyorsunuz. Gelen mesajlardan da anlıyorum. E, Demirören'in 5 yaşında çocuk eğer tuşlara basmayı biliyorsa takır takır babasının annesinin kredi kartı numarasıyla bilmem nesiyle giriyor kumarını oynuyor. Lokantalar kapalı, kumarhane açık. Ama bakalım burada benim söylemek istediğimi mi anlatıyor? Başka bir kumarhaneden bahsediyor. Yine aynı garsonlarla devam ediyor söyleşi. Bu bölümde bakalım ne diyorlar? Bayram konuşuyor. Açık söyleyeyim ben kumarhanede çalıştım. Kumarhaneler sabaha kadar açık. O çalışan kumarhaneleri söylüyor. Canlı kumarı söylüyor yani. 300-500'leri aldım, kapıyı kilitliyorlar, yollarını buluyorlar. Tam işim oturdu diyordum, lokantalar açıldı. Oradan ayrıldım, lokantaya döndüm. Derken yine kapandı. Yani şimdi Bayram'ın söylediği kapılar kilitleniyor, içeride kumar oynanmaya devam ediyor. Bunu Bayram biliyor, söylüyor da. Acaba polis bilmiyor mu? Ne dersiniz? Efendim birinci sayfaya döndüm. Sağlık sorunları olan gözaltındaki emekli amiraller için suç delili aranıyor. Üst başlık, ana başlık işkenceye döndü. Montreux açıklamaları nedeniyle 6 gündür gözaltında bulunan emekli amirallerin avukatları gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti. Dilekçe'de dijital materyallerin imajlarının alınmaması nedeniyle delil niteliğini kaybettiği sürenin uzatılmasının hukuksuz olduğu vurgulandı. Suç unsurunun bulunmadığı belirtilen dilekçede açık bir kumpas var. Savcılar kumpası araştırmalı denildi. Gözaltındaki amiraller de beyanlarında kanser, kalp, yüksek tansiyon gibi hastalıkları bulunduğunu belirterek hayatımız risk altında kaçacak değiliz dedi. Öğrenci yurtlarında Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeme koşulu varmış. Dördüncü sayfada bakalım nasıl bir şartname bu girerken çocuğa ne diyorlar? Bir şey mi imzalatıyorlar? Başlıktan öyle anlaşılıyor. Nasıl e, koşul öne sürülür? Efendim, dördüncü sayfa ama öyle bir başlık göremedim. Ha, şuradan çıplak arabanın belgesini bulduma bakalım önce. O başlığı bulana kadar. Tutuklanan eski milletvekili HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu "Çıplak arama vardır dedim diye cezaevine atıldım. Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum. Mahkum yardım kitapçığında yazıyor." dedi. Hakkındaki hapis cezası kararı gerekçesiyle vekilliği düşürülen ve cezaevine konulan Gergerlioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını gündeme getirdiğini anımsatan Gergerlioğlu çıplak arama vardır dedim diye cezaevine atıldım. Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum. Mahkum yardım kitapçığında çamaşırı bile indirilebilir diyor. İnanmıyorum diyerek aylarca inkar edenler nerede? gerçekle baş edemezsiniz dedi Hemen onun altında Cumartesi anneleri 7 Göl için adalet istedi Hatırlayacaksınız 7 Göl'ün kardeşi burada. Dün konuğumuzdu. Cumartesi anneleri göz altında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 837.'sini gerçekleştirdi. Bu haftaki eylem de koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yapıldı. Cumartesi anneleri bu haftaki eylemlerinde göz altında kaybedilişinin 40. yılında Nurettin 7 Göl için adalet çağrısında bulundu açıklamada Türkiye'de hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet geleneğinin olmaması ve yargı makamlarının siyasetin etkisine açık olması nedeniyle yaptığımız başvurular sonuçsuz kalıyor. Etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmeyerek zaman aşımı devreye sokularak gözaltında kaybetme suçu cezasız bırakılıyor. Türkiye'de zaman ağır hak ihlallerinde devletin sorumluluğunu karartmanın aracına dönüşmüş durumda bu pratik yalnız bizi değil, hakları, hakları ihlal eden herkese adaletsizlikle baş başa bırakıyor. Kaç yıl geçerse geçsin Nurettin Yedigöl ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 138 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz denildi. Bunu okurken dördüncü sayfada farklı başlıkla verilmiş. Öğrenci yurtlarında Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeme koşulu idi birinci sayfada. İçeride Erdoğan şartı geldi başlığıyla verildiğinden bulmakta zorlandım. Yurtlara düzenleme üst başlığıyla verilmiş. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde dün değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan değişikliğe göre artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için Cumhurbaşkanı'na hakaretme suçundan mahkum olmama şartı da aranacağı belirtildi. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesileceği kaydedildi. Öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi. Buna göre taksirli suçlarla kısa süreli hapis cezası cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hakaretler, hayasızca hareketler spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma gibi suçlardan mahkum olmaması şartında aranacağı vurgulandı. Bu nasıl cümle? Bakanlığının bildirisini sevgili editör kardeşim olduğu gibi copy-paste buraya yapıştırmış. Şu cümleyi 3'e 4'e bölseydiniz nefesim tükendi. Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesileceği de kaydedildi diyor. Valilikten afişlere engelleme, Kastamonu. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu'da 128 milyar dolar nerede afişlerinin Cumhuriyet Savcısının suç unsuru yok demesine karşın toplatıldığını söyledi. Kastamonu'da bunda suç unsuru yok demiş savcı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan baltacı, mülkiye amirinin kararıyla afişlerimiz toplatılıyor. Saraydan gelen emirlere kimse güvenmesin. Bu hukuksuzluğun altına imza atanlar yarın hukuka ihtiyaç duyacak. Biz 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz dedi. Kastamonu valiliği ise afişlerin başsavcılığın talimatıyla kaldırıldığını, ilgililer hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan işlem başlatıldığını açıkladı. Savcı bunda suç unsuru yok diyor, "Vali diyor savcı böyle dedi." Şimdi acaba yalanı kim söylüyor? Herhalde ortaya çıkar yarın. Bu arada İstanbul Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili de Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı. Demek ki gazetenin birinci sayfası hazırlandıktan sonra da böyle gelmiş çünkü Beylikdüzü yok birinci sayfada. O da gelmiş aradan bir daha o haberi de koymuşlar ama birinci sayfaya eklemeyi unutmuşlar herhalde. CHP Parti Örgütü örgüt yönetimleriyle Yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı illerinde afişlerinin engellendiğini açıkladı. Salıcı, Samsun, Batman, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Ardahan, Zonguldak, Kastamonu ve İzmir'de 128 milyar dolar nerede afişlerimizi polis engelliyor? Bu soru Cumhurbaşkanına hakaret içeriyormuş. Hakaret nerede? Suç nerede? Daha da önemlisi 128 milyar dolar nerede dedi. Demek ki o da yine suç işlemiş oluyor Oğuz Kağan Salıcı'da. Ya. Bakalım belki dokunulmazlığını kaldırmaya falan kalkışırlar mı bilmiyorum. Donbas krizi sürerken ABD ile Rusya'nın söylemleri sertleşiyor. En büyük yığınak tırnak içinde başlığıyla verilmiş. Moskova-Kiev gerilimini düşürme çabaları yoğunlaştı. Önceki gün Rusya lideri Putin'le telefonla görüşen Erdoğan, dün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da ağırladı. Rusya'nın Ukrayna sınırına 2014'ten bu yana en büyük yığınağı yaptığını duyuran ABD, Almanya ve Fransa ile temastaymış. Gelelim efendim Bir Gün gazetesine. Bir Gün'ün manşeti İşçi Düşmanları. Onu da ikiye ayırmış. Bir, rapor parasına dahi göz koydular. İki, kod 29 ile açlığa mahkum ediyorlar. Kaynakları tükenen iktidar, emekçilerin haklarını gaspa devam ediyor. Komisyonda kabul edilen teklif yasalaşırsa, işçinin hastalandığında aldığı geçici iş görmezlik ödeneği düşecek. Ödenek için esas alınan 3 aylık kazanç teklif ile 12 aya çıkarıldığından ödenek otomatikman düşecek. Rapor parası olarak da bilinen bu hak geçici süreyle çalışamayacak durumda olan işçiyi ekonomik ve sosyal olarak koruyordu. Teklif geçerse asgari ücret baz alındığında Nisan ayında annelik hali nedeniyle iş görmezlik ödeneği olacak olan kadın işçinin kaybı 1250 lira olacak. Ve ikinci madde kod 29'la açlığa mahkum ediyorlar. İktidarıyla patronuyla Özeliyle devletiyle işçilerin alın terine göz koyulurken ortaya dramatik manzaralar çıkıyor. 7 senesini verdiği Migros'ta işten çıkarıldığı için haftalarca direnen onlarca işçiden biri olan Ümit Gürler şu anda çocuklarına mamayı ve bezi ancak borçla alabildiğini söylüyor. 4 çocuk babası Gürler, KOT 29'da işten çıkarıldığı için yoksullukla baş başa kaldı. E Cumhurbaşkanı en az 3 diyordu adam da uymuş 4 çocuğu olmuş. Şimdi bez parası yok, mama parası yok. İnsanları açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar sözleriyle işinden edilmesine tepki gösteren gürler 90 günü aşkın bir süredir verdikleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. Muhalefetin kalbi sokakta İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını eleştiren pankartları astıkları gerekçesiyle Artvin ve Trabzon'un ardından Sol Parti Uşak İl Örgütü yöneticileri de gözaltına alındı. İl Başkanı Mıdık ve parti meclis üyesi Ulu da denetimli serbestlik kararıyla bırakıldı. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen pankartlarımıza neden tahammül edilmediğini çok iyi biliyoruz dedi. İşleyen şu ifadeleri kullandı. Amaçları belli tek adam yetkilerine dayanarak ülkeyi gerici, Amerikancı karanlığa mahkum etmek istiyorlar. Bunun için de rejim toplumsal bir itirazın tüm kanallarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü artık muhalefetin kalbi parlamentoda değil, iş yerinde, mahallede, sokakta, hayatın içinde atıyor. İktidar tam da bunun için bunun bütün yollarını ortadan kaldırmak istiyor. Burada pankart kayıp rezerv 128 milyar dolar üçüncü haber olarak ele alınmış. Kayıp rezerv sorusu iktidarı rahatsız etti başlığıyla. Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolar rezervinin nerede olduğu sorusu sarayı kızdırıyor. Mudanya'da reklam panolarındaki 128 milyar dolar nerede ilanlarına Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bursa Valiliği afişleri kaldırırken Kastamonu'da ise polisler Cumhuriyet Savcısı'nın suç unsuru yok demesine rağmen mülki amirin talimatı var diyerek afişleri söktü. Afişlerin kaldırılması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Suçlamaya tepki gösteren on binlerce kişi kayıp rezervler nerede diye sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 128 milyar nerede afişinin tüm CHP'li belediyelere asılması talimatı verdi. Afişlerde yalnızca 128 milyar dolar nerede sorusu yer alıyordu. Şimdi bir yerde de savcı demiş ya efendim arkada sarayın silüeti var diye aklınıza ne geldi? Benim aklıma ilk olarak hani o FETÖ'cü savcıların burada sübliminal mesaj var. Yani başka şey söylüyor ama onun altında şu yatıyor demeleri geldi. Yani... Bu saray, saray saray silüeti suçu olabilir mi? Üzerinde 128 milyar dolar ne? Kime soracak? Bakkal Hüsnü'ye mi soracak adam? Tabii ki saraya soracak 128 milyar dolar ne? 20 ayda 4. Merkez Bankası Başkanı'nı kim atadıysa ona soracak kardeşim. Banka iştirakleri de AKP'lilerle dolduruldu. Yandaşların gelir kaynağına dönen kamu bankalarının iştiraklerinde de durum aynı. AKP'li yöneticiler, eski milletvekilleri, bürokratları bu kurumlara da yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kredi Garanti Fonu'nun yönetiminde AKP genel başkan yardımcıları Mahmut Mücahit Fındıklı ve Ömer Serdarla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası Recep Ali Erdoğan bulunuyor. Eski Başbakanlık Müsteşarı Danışmanı Münevver Çetin'le Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu Takas Bank'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Güvenlik İşleri Müdürü Takas Bank yönetim kurulunda. Eski Fatih Belediye Başkan Yardımcısı İdris Yakup Aşkın ise Vakıf Gayrimenkul Yatırma Ortaklığı yönetim kurulunda görev yapıyor. Hayırlı ve afiyet olsun diyelim. Ne diyelim? Çakma ödül tanıtımı için 101 bin lira gitmiş. AKP'li Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın geçen yıl 106 bin 200 lira ödediği ve UNESCO'dan aldığını iddia etti. Çakma ödülün tanıtımı için de binlerce lira harcadığı ortaya çıktı. Osman Gazi Belediyesi Ankara'da 110 billboard, 30 raket ve 10 megalight olmak üzere 140 reklam panosu kiraladı. Bursa Osman Gazi Ankara'da kiralıyor. Kiralanan reklam panoları için Kent Vizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine 70.800 lira ödendi. AKP'li belediyenin ayrıca çakma ödüllü haberleştirmesi, haberleştirilmesi için de 13 Şubat 2020 tarihi ve 2333 Yemiye numaralı dosyasıyla bir tenev, televizyon kanalına Panorama 1326 Bursa'ya UNESCO ödülü tanıtımı adı altında 31.800 lira ödeme yaptığı açığa çıktı. İsmail Arın'ın haberi. Bir kanal parasına 19 il ihya olur. Tepede tek sütun sağda gördüğünüz iktidarın tüm halkın tepkisine rağmen inatla temel atacağını duyurdu. Kanal İstanbul için en iyimser tahminle 21 milyar dolarlık kaynak ayrılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre bu parayla 296.452 kişiye istihdam yaratılabilir. Bu ise tam 19 ilin işsizlik sorununun çözülmesi anlamına geliyor. Ozan Gündoğdu'nun güzel hesap kitap yaparak, oranlamalar yaparak çıkardığı güzel bir hafta sonu haberi. Tabi burada ne diyor? Ee, Kanal İstanbul için tüm halkın itiraz etti ama etmeyenler de var. Ne kadar güzel olur diyenler var. Bilmem rastladınız mı? Çokça paylaşılmış çünkü görüyorum. Kanal İstanbul'u nasıl buluyorsun diyecek. E o da bir çeşit olur. Bugüne kadar izlediğimiz kanalların yanında belki güzel diziler, filmler izleriz diyeni gördünüz değil mi? Yani kurgu filan olması mümkün değil. Eğer kurguysa zaten o mikrofona konuşan kişinin yani oscarlık bir e, en iyi erkek oyuncu filan ödülü alması lazım diye düşünüyorum. Riskli hastalar bile artık eve gönderiliyor. Covid-19'a yakalanan ve riskli grupta olan diyaliz hastaları, kanser hastaları, yaşlılarla akciğerlerinde tutulum olan hastalar hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle evlerine gönderiliyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Faruk Yağcı çok fazla hasta var ve yatak bulmak çok büyük bir sıkıntı artık diyor. Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı ise diyaliz hastaları, yaşlı hastalar ve kanser hastaları evlerine gönderiliyor. Durumunuz kötüleşirse gelin deniyor diye konuştu. Arkadaşlar bu arada hazırsa şimdi o Covid-19 efendim lebalip kongreler şunlar bunlar öylece ona bakan e, savcılar, valiler hoş geldiniz diye karşılayıp o kongrelere kadar A AKP lideri Erdoğan'ı uğurlayanlar Parti Kongresi yapacak binlerce on binlerce kişiyi salonlara dolduranlar ve bir yemek verdiği için 7-8 kişilik bir davet verdiği için ceza kesilen Norveç başbakanı onu izleyelim önce polis açıklama yapıyor neden ceza kestiklerini ardından da başbakan bu cezanın Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger fronta regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. Solberg er derfor i dag ilagt et forelegg på 20 000 kr for sin rolle i å gjennomføre middagen fredag 26. februar. Jeg selvfølgelig, eh, aksepterer selvfølgelig en bot, og jeg har ikke tenkt å overprøve det. Skjønne. Jeg har snakket med politiet om de faktiske forholdene rundt uh, saken, og kommer til betale det forelegges møte. Du er nå straffedømt for overtredelse av forskriftene som du selv pålegger andre å følge. Hva gjør det med din troverdighet i arbeidet med korona, Erna Solberg? Jeg tenker at det norske folk vet at folk kan gjøre feil. Och att man ska göra upp för sig, och så Şimdi Norveç'in ne kadar demokrat olduğunu dünya aileme duyurmak için bir kurgu yapıp da böyle danışıklı dövüş çekimi olduğunu zannediyor musunuz? Bilmiyorum. Bana öyle bir duygu vermedi. Hiç gerek yok çünkü zaten. Ama mesela yarın kral kalkıp da sen ne biçim başbakansın ya ülkemizi küçük düşürdün. Polis de kim oluyormuş başbakana ceza kesecek diye. O polisi alıp oradan ne bileyim işte Oslo'daysa bilmem nereye ta, daha kuzeye böyle tam o kutuplara yakın yere doğru sürerse de e, o, o gücünü görürüz o zaman yani. Norveç güçlü bir ülke mi değil mi? Hiç sesini filan çıkarmıyorsa onlar da petrolleri metrolleri onların olsun itibarları yok demektir dünya çapında. Efendim geldik evrensele. Doğaya zehir işçiye kurşun. Açıldığı günden beri davalara konu olan doğaya yeraltı sularına zarar vermekle eleştirilen Erzincan İliş'teki altın madeninde çalışanların kanlarında yüksek oranda kurşuna rastlanıyor. Öksüt madenciliğe ait Develi altın madeninde çalışan işçilerin kanlarında yüksek oranda kurşun bulundu. İşçilerin adlarını gizleyerek verdiğimiz belgelerde de görüleceği üzere Ağustos 2019, Mart 2020, Kasım 2020 ve Aralık 2020 tarihleri arasındaki kanda kurşun değerlerinde düzenli bir artış görülüyor. Onu da almışlar koymuşlar oraya. Küçük olabilir okuyamayabilirsiniz ama oranlar gittikçe artıyor. Şirketin konuya dair danıştığı Profesör Ahmet Saltık yerinde inceleme yapılmadan çalışanların kanındaki kurşun artışına ilişkin kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtip uyardı. Genelde kurşun buharının solunmasıyla oluşur. Bu durum böbrek yetmezliği, el sinirlerinin felç olması gibi sağlık sorunlarına yol açar dedi. Ondan sonra da çevreciler burada maden olmaz kardeşim burada zehir var elinizi sürmeyin, doğayı tahrip etmeyin deyince de bunlar terör örgütüne üye bilmem ne gibi saçma sapan şey. Jandarmayı üzerine yolla, polisi üzerine yolla, copla. Her zaman yani yıllardır duyduğumuz şeyler. Çevreciler sussun, demokratlar sussun, insan hakları savunucuları sussun, ben de ülkeyi idare edeyim. Bu zihniyet bu. Soma davası yeniden. Adaleti de katlettiler. Mücadele sil baştan. Somada 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı davasında yargılama yarın yeniden başlıyor. Olası kasttan ceza alan sanıklar itirazlar üzerine bilinçli taksirle yeniden yargılanacak. Tutuklu sanığın bulunmadığı dava öncesi hukukçular ve aileler adalet talebini yineledi. Yani bunu bile bile yaptıkları iddiasıyla yargılanmaya devam edecekler. Yurtta kalmaya saray kriteri evrenselde de öyle verilmiş. Cumhurbaşkanına hakaret ettiysen benim yurduma gelme diyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı diyor. Eh Bakan Bey de yerini iyice sağlam almış oldu hükümetteki değişiklikler onu pek ilgilendirmeyecektir bundan sonra. Gazetecilikte ısrar edeceğiz. Tırnak içinde bir başlık. Vanda iki yurttaşın helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirmeleri sonrası tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen gazetecilerden Adnan Bilen ve Cemil Uğur gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceklerini belirttiler. Sendikalardan kadınlara 1 Mayıs çağrısı. İstanbul Sözleşmesi'ni alanlarda savunalım. Pandeminin çalışma ve yaşam koşullarını derinden etkilediği koşullarda 1 Mayıs'ı kutlayacak sendikalar kadın işçileri İstanbul Sözleşmesi'ne haklarına ve hayatlarına sahip çıkmak için 1 Mayıs alanlarına çağırdı. Karadeniz'i NATO gölü yapmak. Montreux'ün değiştirmesi tartışmasını açanların ve Kanal İstanbul'u dayatanların Karadeniz'in NATO gölü yapılmasını isteyen bir çizgiye düştükleri açıkça açıkça ortaya çıkmıştır diyor İhsan Çaralan 3. sayfasındaki yazısından buraya aktarılan spot. Felaket tellalı olmak istemem ama durum vahim. Tırnak içinde bir başlık. Sağlık Bakanı kocanın yoğunluğuna dikkat çektiği İstanbul'daki vaka artışını tabip, İstanbul Tabip Odası yöneticisi Osman Küçük Osmanoğlu değerlendirdi. Felaket tellalı olmak istemem ama durum vahim. İstanbul'daki iki pandemi hastanesinin yanı sıra diğer hastaneler de doldu. Covid dışı hastalar da ciddi sıkıntılar yaşıyor dedi. Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Şube Yöneticisi Birsen Seyhan, İstanbul'da alarm durumundayız ama yapılması gerekenler yapılmıyor dedi. Çalıştığı Samatya Devlet Hastanesi'nde 5 servisin kapatılıp COVID servisine çevrildiğini aktaran Seyhan, yatak sırası bekleyen hastalar olduğunu da belirtti. İstanbul'da virüs kapmama şansınız çok düşük. Dördüncü sayfada mecburuz bu felaketlerle biz de olmak istemiyoruz ama Bakınız ne diyor şimdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Türkiye'de taptanan 380 bin aktif koronavirüs vakasının çoğunun İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Virüsün İstanbul'dan başka yerlere yayıldığını da belirten Ceyhan, "Halk arasında İstanbul için Türkiye'nin Wuhan'ı deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük." Birçok pozitif çıkan kişinin hikayesine bakıyoruz. Evden çalışıyor, hiç dışarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve bütün aile pozitif. Böyle bir durumda İstanbul'da her dışarı, dışarı çıkıp adım attığınızda dikkatli olmak lazım diye konuştum. Ne kadar dikkatli olursunuz? Hepimiz metrodayız, otobüsteyiz, vapurdayız, Marmaray'dayız. Minibüste ben bilmiyorum ama tıklım tıklım. Bir tek minibüse bilmiyorum. Yani sıkıntı da çeksem boş bomboş da gelse çünkü 5 metre ileride tekrar 20 kişi 30 kişi alabiliyor. Ne yapacaksınız? Maske takıp eğer bir yerde birisi oturuyorsa yanına oturmadan ayakta gidiyor. Başka yapacak bir şey yok. Fakat öyle bir an geliyor ki ne kadar dikkat edersiniz? Dedi. Otobüste, minibüste elbette e, trende vapur biraz daha hadi kaçacak yerler soğuğa rağmen, kışa rağmen çıkar dışarıda durursunuz. O biraz daha sağlıklı gibi görünüyor. Hele de metrobüste, Marmaray'da nereye gideceksiniz? Zaman geliyor, kollarınızı yana açamıyorsunuz, başkasına çarpacak diye buraya topluyorsunuz. Yani yapacağımız bu kadar. Maskeyi takıp mümkün mertebe bir yerlerde sığış kaçışmak, yani oraya sıkışmak varsa bir köşe, bucak. Efendim geldik yeni yaşama. Erkek sisteminize izin vermeyeceğiz manşette. İstanbul Sözleşmesi için Diyarbakır ve Van'da sokağa çıkan kadınlardan iktidara uyarı gelmiş böyle. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine kadınların tepkisi sürüyor. Kadınlar için adalet kampanyası kapsamında Dün Diyarbakır ve Van'da sokağa çıkan kadınlar polis, polisin engelleme girişimlerine rağmen İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı. Kadınlar Kürtçe ve Türkçe sloganlarla kararı protesto etti. Van'daki eylemde kadınlar adına açıklama yapan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Erkeksi sistemi inşa etmenize asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi büyüterek ve paylaşarak 21. yüzyılı kadın özgürlük yüzyılı yapacağız. Jinjian Azadi dedi. Diyarbakır'da ise yürüyüşleri engellenmek istenen kadınlar kadınlara değil katillere barikat sloganıyla polisin tutumuna tepki gösterdi. Çok çok sıkı slogan. Kadınlara değil katillere kurun barikatı diyor. Bize niye kuruyorsunuz? Tecrüde karşı açlık grevine sürdüğüne tutuklulardan açıklama. Geri adım yok PKK lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış tecrüde karşı tutukluların başlattıkları açlık grevi eylemi 136. gününde. Mardin Ettepi cezaevindeki tutuklular aileleri aracıyla yaptıkları açıklamada önderliğimizin üzerindeki tecridin kırılmasının yanında bizler artık önderliğimizin fiziki özgürlüğünü hedefliyoruz. Bir an olsun bu talebimizden geri adım atmayacağız diye belirttiler. Kentteki cezaevlerinde devam eden açlık greve eylemini takip eden Van Barosu açlık grevlerini izleme koordinasyonundan Avukat Cevahir Arali, açlık grevindeki tutuklular ayrı koğuşa konuluyor. Açlık grevinde olmayan arkadaşlarının da yanında olmalarına müsaade edilmiyor. Bazı cezaevlerinde yoğurt, şeker, limon gibi temel ihtiyaçlar verilmiyor. Açlık grevinden dolayı baskı da oluyor dedi. Urfa ve Ağrı'dan bir haber. Ben polisim ulan saldırısı. Urfa Akçakale'de sivil polis oldukları iddia edilen kişiler kendilerine yol vermediği gerekçesiyle bir yurttaşı darp etti. Ağrı'da da iddiaya göre 2 Nisan'da Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf bir vatandaş iş yeri önüne araç park eden bir özel harekat polisinden aracını kaldırmasını isteyince kavga çıkardı. Ben polisim ulan diyen kişi araya girenler tarafından uzaklaştırıldı. Kayyum belediye binasını satıyor. Cizre Belediyesi'nin kayyum tarafından 2016'da ilçe kaymakamlığına devredilen hizmet binası kaymakamlıktan geri alınıp 36 milyon liraya satışa çıkarıldı. Kayyumların yaklaşık 221 milyon lira borçlandırdığı belediyenin taşınmazları birer birer elden çıkarılıyor. Moskova ile Ankara arasında kriz kapıda. ABD'ye ait iki savaş gemisinin Ukrayna'ya destek için boğazlardan geçerek Karadeniz'e çıkması ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye ile siyah pazarlığını yaptığını açıklaması Türkiye ile Rusya ilişkilerini gerdi. Putin Erdoğan'ı arayarak uyardı diyor. Tabi bunlar Ankara'dan gelen haberler değil. Hep Moskova mahreçli. Yani Putin bizi uyardı diye bir siz böyle bir açıklama Ankara'dan umar mısınız? Herhalde rüya görüyorum dersiniz. Berfin Aktay müziği yoldaş görüyorum demiş. Kürt müziği yani Berfin Aktay müziğe başlama ve ona işlik eden hayat hikayesini anlattı. Amacım hayata hatıralar bırakmak. Nasıl bir ruh halindeysem müzik de ona evriliyor. Müziği bana yol arkadaşını yapacak bir yoldaş gibi görüyorum diyor. Gerçekten de. Tek başınıza olun, ıssız bir yerde veya gurbet ellerde dost yok, arkadaş yok, akraba yok, iletişim imkanlarının da olmadığını düşünelim. Fakat yan, yanınızda öyle kocaman bir ille de bir piyano, gitar filan da değil, minicik bir kaval bile olsa, bir flüt bile olsa o gerçekten çok iyi bir dost. Yani tabii ki çalma yeteneğiniz de varsa, çok kötü de olsa yani o kadar profesyonel olmaya da gerek yok kendiniz çalıp kendiniz dinleyeceğiniz şekilde ruhu dinlendiren ve gerçekten sizi hayata bağlayan çok büyük bir dost müzik. Olmazsa olmaz yani hayat müzik diye düşünüyorum. Suyun sesi, rüzgarda yaprakların hışırtısı hep müzik. Hepsi birer notaya dayalı. Ahları bu düzeni karalar. Altta gördüğünüz büyük fotoğrafın içindeki tek 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 vesikalık fotoğraflar. Cumartesi anneleri bir dönem ara verseler de 27 Mayıs 1995'ten beri kaybedilen çocuklarını yakınlarını arıyor. Dayak yediler, gözaltına alındılar, yargılandılar. Burada yazmamış ama büyük hakarete uğradılar. Özellikle Süleyman Soylu. Atlı İçişleri Bakanı tarafından. Oturdukları Galatasaray Meydanı onlara yasaklandı. Ama yine de yılmadan 837 haftadır yakınlarının akıbetini sormaya devam ettiler. Bu sürede birçok cumartesi annesi kaybolan çocuğunun akıbetini öğrenemeden bu dünyadan göçüp gitti diyor. Bu hem bir cumartesi anneleri haberi hem de bir dosyadan. E, buraya yansıyan birinci sayfaya bir spot ve başlık Gülcan Dereli ile Yadigar Aygün'ün ortaklaşa hazırladıkları bir say e, dosya. Dokuzuncu sayfada efendim. Yeni Yaşam'ın dokuzuncu sayfasında. Yurtta kalabilme kriteri Cumhurbaşkanı'na hakaret etmemek diye yine Yeni Yaşam'da da birinci sayfada. Birkaç dakikamız var. Önümde Sor, evet Necati abiyi gördüm. Necati doğruyla e, herhalde habere bakış açılarımız aynı ki birinci sayfaya buradan almışlar e, başlık ve spotu. Bak Norveç'e gör halini diye az önce izlediğiniz Norveç Başbakanı'na polisin ceza kesmesi. Onu açıp okuyacağım vakit var. Önce bir birinci sayfa başlıklarına bakalım. Gözaltındaki emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı. 997 gün hapis yattım. Kaçmak bize yakışmaz." diye de bir ifade varmış ilk ifadede. Montreux duyurusu nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltının uzatılmamasını, e, amiral gözaltının uzatılmamasını istedi. Balyoz'daki mağduriyetleri hatırlattılar. İşte sözleri. Bülent Olcay Balyozda 997 gün hapis yattım. O zaman kaçmadım. Şimdi de böyle bir düşüncem olamaz. Gözaltı uzatılmamalı. Cem Gürdeniz. Balyozda ilk tutuklanan amiral benim. Mavi vatan kavramı bana ait. Bu süreçte kaçmak bana yakışmaz. Ali Saidi Ünsal. Balyozda adaletli hakimlerimiz kürsüde bulunsun diye bedel ödedim. Kanser tedavisi gördüm. Alaettin Sevim. Hastayım. İstendiğinde gelip ifade veririm. Nadir Hakan Nadir Hakan Er Aydın kalp ameliyatı geçirdim. Hayatım risk altında. CHP'li Özgür Özel'den çarpıcı yorum demiş. Açlığı, işsizliği konuşmayın diye darbe korkusunu konuşturmak istiyorlar. Manisa'da konuşan Özel, "Halk borç içinde." dedi. İktidarın ekonomik sıkıntılar konuşulmasın diye emekli amiralleri gündemde tuttuğunu ve onları konuşturduğunu ifade etmiş. Emekli polisler de meydana çıkmış. Ve 3600 ek gösterge nerede ne oldu diye soruyorlar. 128 milyar doları onlar soranlara suç. Bakalım bunlara ne bulacaklar. Emekli polis bunlar insanca yaşamak istiyoruz diye de pankart açmışlar. Polis emeklileri platformu Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde açıklama yaptı. İktidardan 2018'deki 3600 ek gösterge vereceğiz sözünü tutması istendi. Birçok emekli polisin maaşının asgari ücretin de altında kaldığına dikkat çekilen açıklamada günün şartlarına uygun bir maaş talep edildi ve polisin sorunları dile getirildi. Efendim Necati doğru demiştik. Evet onu 3 dakikaya, 2 dakikaya sığdırmaya çalışalım. Bak Norveç'e gör halini. Önceki gün öğleden sonraydı. Haber sitelerinin editörleri Norveç kaynaklı bir haberi yayına soktular. Sağlık haberiydi, polis haberiydi. Şubat ayında olmuştu, Nisan ayındayız. Aslında bayat haberdi fakat örnek haberdi. O haber şuydu. Norveç polisi sosyal mesafe kuralını ihlal eden başbakan Erna Zolberg'e 20 bin Norveç kronu aşağı yukarı 19 bin liraya denk geliyor. Ceza kesti. Fotoğrafını da koydular. Norveç Başbakanı korona önlemleri de ihlal ettiği için 20 bin kron ceza aldı. Kadın başbakan 60 yaşına girmişti. Sevilen biriydi. Norveç'i işsizi olmayan, enflasyonu düşük, yoksulluğu neredeyse sıfıra indirilmiş, devleti soydurmayan, partiliye, torpiliye, hısıma, dosta, kay. Kayırma kollama yapmayan, yolsuzluk rüşvet yoluna sapmamış, lüks Mercedes makam aracı saltanatı kurmamış, VIP pahalı uçak filosu oluşturma yolunu seçmemiş, Norveç varlık fonunun parasını yememiş, Norveç merkez bankası rezervlerini eritmemiş. Bu bir efendim bu uzuyor, bunu e, kısa kesemeyiz. Güzel devam ediyor. Necati doğru kendini tutamamış. Kısa bir aradan sonra buraya bir işaret sayfamızda açık bırakalım. Bir nefes alalım sonra devam edelim efendim.